Hürriyet gazetesi yazarı, değerli duayen gazeteci Orhan Bursalı'yla. Orhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Fatma Hanım. Öncelikle katkılarınızdan dolayı teşekkürler. Ayasofya'da yaşanan bu süreci eğer izleyebildiyseniz, biz de bir ikinci ya da üçüncü defa vermiş olduk bu bölümde, 3 saatlik bölüm içerisinde. Baştan başlayıp Ali Erbaş'ın namaz günü yaptığı çağrıdan bugüne kadar hilafet çağrısını yapan dergiye kadar ve şu an Ayasofya'da bir grubun gidip Taliban bayrağı açmasını nasıl yorumlarsınız? Türkiye nereye gidiyor? Şimdi bunlar aslında beklenen, Ayasofya'dan açılması ile birlikte beklenen olaylar olarak ben görüyorum. Yani burada altını bir çizmek lazım. Ayasofya öteden beri bu kökten dinci akımların İslam kökenli politika yapan partilerin, Erbakan, ondan önce İslam yazarlar vesaire falan hepsinin bir talebiydi Ayasofya açılsın. Yani Türkiye'nin hiçbir sorunu onları ilgilendirmez ama ne bağımsızlık sorunu ilgilendirir, ne ekonomisi, yoksulluk ilgilendirir ama Ayasofya ana meseleleridir her zaman için. Bu geçmişte de öyleydi. Şimdi de aslında bir baktığımız zaman Ayasofya'nın benzer şekilde bu kesimlerin ortak paydası olarak gündeme geldiğini biliyorum. Evet. Şimdi Ayasofya'yı biliyorsunuz, 1,5 yıl kadar önce Cumhurbaşkanı kendisine Ayasofya'yı camiye çevirin diyenlere önce gidin Sultanahmet Camisi'ni doldurun, ondan sonra Ayasofya'yı konuşuruz dediği ve bu oyunlara gelmeyeceğini söylediği bir konumdaydı. Yani Ayasofya aslında yakın zamana kadar AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan gündeminde değildi. Ne zaman gündemine geldi? Parti iyice itibar kaybettiği, seçmen kaybettiği ve Recep Tayyip Erdoğan'la itibar kaybettiği bir dönemde oylarının %35'in altına düştüğü, %30'lara doğru yükseldiği, İstanbul seçimlerini kaybettiği, Ankara seçimlerini kaybettiği, Antalya'yı kaybettiği, yani büyük Adana'yı kaybettiği, büyük kentleri, çok sayıda büyük kenti kaybettiği, Türkiye'nin yarısından %50'sinden fazla nüfusun Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin yerel yönetimleri eline geçtiği bir konumda kaybetti. Bu Ayasofya yeniden gündeme geldi. Ayasofya aslında bu açıdan baktığımız zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarın heybesinde bir itibar kazanma konusu olarak orada tutuldu. Evet. Şimdi tam zamanı dediler. Bunca ekonomide çöküşteyken ve bunca itibar kaybetmişken Ayasofya ile birlikte yeniden bir toparlama yapalım. Bu toparlama aynı zamanda CHP şu açıdan da önemli. AKP'den biliyorsunuz iki parti doğdu. Evet. AKP'nin as elemanlarından ikisi de Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Bey'in Deva Partisi. Bunlar %1-2'nin üzerinde oy almaya doğru seyretmeye başladılar. Oradan kopanların epey bir çoğunluğunun aslında AKP'ye oy veren seçmen olduğunu, yani muhafazakar kesim olduğunu söyleyebiliriz. Önemli, büyük ölçüde bunu söyleyebiliriz. Konuda gerçi her ne kadar yoksa bile elimizde kesin bir veri ama AKP kökenli seçmenin bir kısmı AKP'de umutunu kesince bunlara yöneldi. Şimdi bu Ayasofya'nın açılması aslında bu seçme, AKP içindeki taban seçmenin %30 taban seçmenin çözülmemesi
amacını da taşıyor. Yani AKP bu Ayasofya ile birlikte yeniden muhafazakar cepheyi din temelli bir yeni bir birlik içinde bir arada tutmaya yöneldi. Bu önemli bir şey. Çünkü diğer partilerin çok da Ayasofya konusunda ön meseleleri olmadığını biliyoruz. Şimdi durum bu burada. Evet. Yani, Ali Erbaş özelinde değerlendirirsek, yani Ali Erbaş bu noktada biraz daha rol çalar durumda ya da kendisiyle ilgili bagajında ne var bilmiyoruz ama yaptığı açıklamalar, arka arkaya yaptığı açıklamalar bu olayların önünü açmada da aslında bir anahtar görevi görüyor gibi görünüyor. Ne dersiniz? Şimdi Erbaş'ın ben kendi başımın rol çaldığını düşünmüyorum. Hı hı. Yani Erbaş'ın heybesi var, AKP iktidarı var, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı var. Evet. Yani onun talimatları doğrultusunda çok farklı hareket edebileceğini düşünmüyorum. Kılıç meselesi, hutbe meselesi, söyledikleri, yani Atatürk'ü özellikle de lanetleyen, pek bir şey lanetleyen konuşmaları, bütün bunlar usturuplu bir şekilde dile getirilmiş. Kılıçla çıkılması oraya tabii ki bir mesaj, aynı zamanda bence Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın onayı ve bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir. Yani Erbaş'ın başlı başına bir rol çalabilecek bir insan, bir politik figür olduğunu düşünmüyorum. Yani bu en son bayram namazında da kılıçla çıkması normal mi? Yani bunu bildiğini düşünmüyorum. Mesela ben bunu da ihtimal dahilinde düşündüğümüzde neden tekrar kılıçla çıksın ki bir insan bayram namazında? Minbere. Normal yani, gelmiyor. Ayasofya söz konusu olduğu zaman akla gelen kılıç. Bunu vurguluyor aslında. Ben onu bir vurgulama olarak görüyorum. Hmm. Yani kılıçla çıkmasına karşı bir süre eleştiri yapıldı. Ve buna karşı bu eleştirilerden eleştirileri reddedildi. Dile getiren bir yineleme orada söz konusu. Aslında eleştirilere yeniden bir cevap olarak ben değerlendirdim ve gördüm olayı. Biliyorsunuz buradaki kılıç meselesi daha önce Ayasofya müzeden camiye yeniden dönüştürülmeli mi tartışmaları sırasında bu kökten dinci kişiler sürekli olarak sosyal medyada ve yazılarında paylaştıkları görüş orası kılıç hakkıdır şeklindeydi. Kılıç hakkı aslında Erbaş bence kökten o kesimlerin görüşlerine, düşüncelerine, duygularına yanıt verdiği birinci derecede önemsedi. Cemaatlerin böyle bir görüşü vardı, talebi vardı. Onlara evet dedi. Burada cemaatlerin AKP etrafında, çevresinde durması önemli bir şey. Şimdi ve bir çimento vazifesi, bütün o bunların sayıları ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yani cemaatlerin acaba hükmettikleri, daha doğrusu şuraya oy vereceğiz dedikleri de ne kadar bir nüfusu harekete geçirebilecekleri konusunda elimizde somut bir bilgi yok. Ama bu bir toz tabii, yapıştırıcı rolü oynuyor AKP iktidarı çevresinde. Şimdi Ali Erbaş da bu konuda, yani kılıç meselesiyle ve yaptığı lanetlerle, aslında Atatürk'e ve Cumhuriyet'e ayrıca yaptığı lanetlerle bu kesimlere hitap etti. Evet. Bu siyasi bir mesele, aynı zamanda tabii ki hilafet isteyenlere de bir yanıt. Yani bir baktığınız zaman hilafet isteyenlere de işte kılıçla çıkıyor. Sanki halife gibi veyahut da Şeyhülislam gibi oraya çıktığının da bir işareti ve göstergesiydi. Bunlar tabii ki simgesel şeyler. Türkiye ne
hilafet Türkiye'ye gelebilir ne de bunların bu şekilde Ayasofya üzerinden sosyal meseleleri, içinde bulunduğumuz zorlukları, Türkiye'nin dış politikada tamamen bir düşman sarmalı yarattığı olgusunu, ne işsiz kitlesini, %24'lere varan geniş işsiz kitlesini, ne bugüne kadar bu kadar enflasyona rağmen zam yapılmasını, ne de pandemiye karşı aslında çöken politikalarını örtbas etmeye yeter diye düşünüyorum. Bir yandan da AKP'nin yarın MYK'sı var ve öncesinde de İstanbul Sözleşmesi tartışması hala devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi'ne kademden şerh koyarak bir destek geldi, sahip çıkıldı. LGBTİ artı bireylerin şerhini düşerek destek verdiklerini ve önemli olduğunu vurguladı. Hakeza yine milletvekillerinden de, kadın milletvekillerinden de aynı şekilde destek geldi. Ve fakat şöyle bir durum var. Erdoğan'dan bugüne kadar bu tartışmalarla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Yarın bir açıklama bekler misiniz? Ayrıca Ayasofya sonrasında bunu isteyen kitleyi biliyoruz. O kitle aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'ni de istemiyor. Bu bağlamda nasıl değerlendirirsiniz? Yarın bir açıklama gelir mi bununla ilgili üst kademeden? Yoksa yarın kadınların bütün illerde, meydanlarda olacak eylemi var. Ciddi engellemelerle karşılaşırlar mı? Sizin için sürpriz olur mu? Şimdi bunu parti kendi içinde dar kadrosuyla, yani 3-5 kişi arasında bu özellikle de İstanbul Sözleşmesi'ni mutlaka tartışıyorlardır. Cemaatlerin bu konuda İstanbul Sözleşmesi'ne çıkılmasını istediğini biliyoruz. İsmail Ağa cemaati ve ondan sonra El Sarvarko, ne varsa bu konuda aslında bu kadınlara şiddet uygulanmasına karşı önlemler içeren İstanbul Sözleşmesi'ni reddediyorlar. Bunda aslında AKP'de ben kadınlar açısından baktığımız zaman AKP'li kadınların cesur davrandıklarını düşünüyorum gerçekten de. Çok da fazla beklemiyorum çünkü erkek egemen hakimiyet o kadar çok fazla ki kadınlar üzerinde, özellikle AKP ve dini cemaatler açısından baktığımız zaman kadınların bu ağır baskı altında seslerini çıkarmayacaklarını falan düşünüyordum. Fakat öyle olmadı. Bir merakla bir bekleyiş içindeydim. Ve kademden, ki biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın kızı da yönetim kurulundan ve aynı zamanda Fahrettin Altun'un eşi de yönetim kurulunda, iletişimden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı ve daha bir sürü insan, bir kadın, AKP'li kadın orada İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyen bir açıklama yaptılar. Bu önemli bir şey. Bu kadınların aslında kendi soru şu şurada, kadınların kendi erkek egemen bir AKP, hem de dinsel baskı, sadece erkek egemen derken bu baskısını ve egemenliğini dinden alan kesimleri, kadınlar üzerinde kesin egemenliği konusunda bir karşı çıkış burada var. Bu önemlidir. Bunu desteklemek ve alkışlamak lazım. Burada birdenbire şunu görüyorum. Örgütlü bir kadın var. Orada ekip var. Ve erkek din meselesi tamamen erkeklerin meselesi halinde. İsmail Ağa cemaatleri, ensarlar, bilmem ne vesaire, ne kadar böyle orta çağdan çıkıp bugün Türkiye'nin kaderini belirlemeye çalışan örgüt varsa, onların hemen hemen hepsi, bütünü erkeklerin güdümünde. Ve arkasına baktığımız zaman bir müktesebat, İslam orada İslam müktesebatı erkeklerin belirlediği kurallar, kültür vesaire, hepsi bunların erkekleri kadınlar üzerinde tahakkümünü öngören bir müktesebat söz konusu. Dolayısıyla bu bir tarafta şöyle bakabiliriz. Bir tarafta
AKP'nin dinci, dinsel ve İslam erkek kültürü bir tarafta kadınlar üzerine baskının şu veya bu şekilde fakat alabildiğini sürmesini isteyen bir ekip, öbür taraftan da kadınların bu konuda karşı çıkışları, kadın haklarını, erkek şiddetine karşı, erkek egemenliğine karşı kadın haklarını, erkek özgürlüğünü savunan bir kesim. Şimdi bu önemli bir olay, bir ikiye bölünme orada söz konusu. AKP için herhalde bu konuda şimdi hiçbir politikada böyle bir ikiye bunu ilk kez görüyoruz. Yani iki partinin AKP içinden doğmuş olması, yani Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti kurması siyasi ayrılıklar nedeniyle bunun ötesinde bir olay yaşıyoruz. AKP içinde bu kez İstanbul AKP, Recep Tayyip Erdoğan aslında bu İstanbul Sözleşmesi iptal olayında işaretini veren bir insandı. Yakınları hep bunu söyledi. O Doğan Kurtulmuş dile getirdi. Onların hiçbir tanesi Erdoğan'ın politikası dışında bu konuda söz etmezler. Dolayısıyla bu çok önemli. Erdoğan'ın içinde olduğu grup İstanbul Sözleşmesi'ni fes için kamuoyu yaratmaya çalışırken AKP'li kadınları birdenbire karşılarına buldular. Şimdi burada soru şu. Acaba bu kadınları ezip geçecekler mi? Veyahut da bu kadınlar gerçekten de İstanbul Sözleşmesi'nin fesih meselesini tartışmasını ortadan kaldıracaklar ve kendi hak ve özgürlüklerine sahip çıkacaklar mı? Bunu ben çok merakla bekliyorum. Gerçekten de başörtü ve türban konusunda bir savaş veren, mücadele veren geniş bir kadın AKP'li kadın grubu şimdi de erkeklerin dinci arkaik baskılarına karşı İstanbul Sözleşmesi'ni savunma pozisyonuna geldiler. Çok önemli bir olay diye düşünüyorum. Ben AKP buna rağmen bunu yapar mı dediniz? Ben hayır demek istiyorum. Yani parti ortaya attığı, Recep Tayyip Erdoğan ortaya attığı ve yaydığı ve tartıştığı bu olaydan geri adım atmak durumunda kalacaktır. %50'yi aşkın bir olasılıkla diye düşünüyorum. %50 şans verdiniz. %50'den fazla verdim aslında. %50'den daha az görüyorum. Kadınlar daha güçlü. Kadınları karşılarına almaya cesaretli bulabilirler mi onu da bilmiyorum. AKP'nin biraz daha birliğinin ve bu konudaki siyasal bütünlüğünü parçalayacak bir olayla karşı karşıyayız. Bunun için ben bu konuyu gündemden düşürülme olasılığının yüksek olduğunu görüyorum. Yarınki MYK'ya bakacağız. Gözler orada olacak. AKP'den kurulundan çıkacak, merkez kuruldan çıkacak açıklamalarda olacak. Ama aynı zamanda bütün illerin meydanlarında kadınlar meydanlarda olacak demiştim. Alanlara inecekler, evet. İstanbul Sözleşmesi için. İşte o noktada da evet belki geri adım atmayacak olabilir. Lakin polis kadınlara müdahale edecek mi? Alanlarda özgürce sözleşmesine yasal güvencenin alınması noktasında anayasal güvencenin ve sadece kadına değil, çocuğa değil, hayvanlara karşı da işlenen suçların bir şekilde anayasal güvence altına alınıp korunması gerektiğini haykıracaklar. Bu bağlamda da polisin müdahalesini de göreceğiz. Yarın iradenin aslında Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan kararın meydanda nasıl zuhur edeceğini de görmemiz gerekiyor. Yani ikisi birbirini tamamlayan unsurlardır diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünürsünüz, nasıl yorumlarsınız? Şimdi bir müdahale yapacaklar. Yani Türk müdahale etmeden durmayan bir İçişleri Bakanlığı ve onun emrindeki polis teşkilatı var. Yani gösterileri hiçbir zaman sevmeyen, onları anında ezmeye, dağıtmaya çalışan bir anlayış var ortada. Fakat burada dediğim gibi bir çelişki de var. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına, yani iptal edilmesine hükümet tarafından AKP'li kadınlarla karşı çıkmışken
acaba vilayetlerde ileride olacak oradaki protestolara polis müdahale eder mi? Ben bir şiddetli müdahale etmeyebilir der. Bu tabii ki AKP'nin yarın, ya yani bugün dediniz değil mi? Bugün MYK'da alacak kararı. Hayır, yarın. MYK'da yarın, eylemde yarın. Eylemde yarın. MYK'da alınacak karara bağlı. Bu orada konuşulacaktır diye düşünüyorum. Önemli bir şey. Konuşulacaktır. Bu konuda kadınlara karşı eğer bu konuda geri adım atacaklarsa bunun illerde de yansımasını görmemiz lazım. Yani hem kadınlara karşı bu konuda geri adım at, hem de orada gösteri yapacak kadınlara karşı şiddet uygula. Bunlar birbirine uygun şeyler değil ama bir müdahale, şu veya bu şekilde bir müdahale gelecektir. Umarım bu müdahaleleri hiç olmaz. Polis belki AKP'nin alacağı karar, MYK'nın alacağı karar doğrultusunda biraz daha iktidarlı kalır diye varsaymak istiyorum. Peki. Bir de CHP'yi konuşmak istiyorum sizinle Sayın Vursalı. CHP'den ince çıkışı geldi. Aynı AKP'nin içerisinde olduğu gibi Gelecek ve Deva Partisi önemli isimler koptu ve parti kurdular. Şimdi öyle bir durum var ki kulis bilgisiydi. Uzun zamanda konuşuluyordu Ankara'da da. Bundan neredeyse 3 hafta öncesine kadar konuşuluyordu ama bu kadar net dile gelmemişti. Muharrem İnce kendisine yakın bir vekile bu ifadeleri kullanmış. CHP'den memnun olmadığını ifade etmiş. Sözcü gazetesinde de Saygı Öztürk köşesine taşıdı bu konuyu. Özellikle Ayasofya'da namaz kılan CHP tarafında olup da Ayasofya'da kılmadı, evet. Biraz daha Sultanahmet'e yakın bir yerde kıldı ama bir irade gösterdi. Bunun ışığını yaktı. Ne dersiniz? Bunun özellikle Muharrem İnce'nin atacağı bu adımın karşılığı olacak mıdır? Ya da bu kopuşun CHP'ye zararı olur mu? Bu arada CHP sözcüsü Faik Öztrak da İnce'nin yeni parti kurma hazırlığı sorulmuş ve şöyle bir cevap vermiş. Son kurultay iktidara yürüyüş kurultayıydı. CHP'nin bu tür haberlerle kaybedecek zamanı yoktur demiş. Nasıl yorumlarsınız bu girişimi? Şimdi bu zor bir durum CHP için de. Şimdi bakıyorum aslında... Abdülkadir Selvi bu AKP'nin en sarayın en has adamı olarak bunu iyice de kaşıyor ve parçalanmayı gündeme getiriyor. Buradaki bir çıkış yolu olarak siyaset yapmanın bir çıkış yolu olarak İnce bu yola girer mi? Şimdi burada bir baktığınız zaman aslında bir nabız ve Türkiye kamuoyu yoklaması yapıyor da olabilir. Birincisi bunu söylemek lazım. Buradaki tartışmalara bakıyorum. %31 oy almış. Cumhurbaşkanlığı oyunu almış. Fakat bu tabii ki sadece İnce'ye verilmiş bir olay olarak bunu görmemek lazım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önceki Cumhurbaşkanı adayı da o kadar tepki çekmesine rağmen en azından %25 kadar oy almıştı CHP kitleden. Yani bu CHP'nin oyu olarak ben görmek lazım. Şüphesiz ki İnce'nin de bu kampanya iyi sürdürdüğünü varsaydığımız kampanyada katkısı, oyda oyun artmasına katkısı mutlaka vardır. Fakat bu oyu İnce kendi oyu olarak görüyorsa yanlış olur. Bunun üzerine hesaplarını kuruyorsa yanlış hesap yapıyor demektir bu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetin aynı zamanda oyudur. Şimdi bu destek olmazsa İnce'nin ben o oyu alabileceğini sanmıyorum oradan. Yeni Cumhurbaşkanı adayı mutlaka ondan da çok daha fazla oyu alabilecek bir durum ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Şimdi kurar mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında oradaki kitleri buna fırsat vermemesi lazım belki de. Bunun için de
bir takım ince politikalar geliştirmesi lazım. Kaba değil, ince politikalarla meseleye yaklaşması lazım. İncenin bir kararlılığını görmek lazım gerçekten de. Yani mutlaka arkadaşları vardır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir durum var. Kendi yönetimi ele alamayan, yönetime giremeyen partinin çok desteklemediği insan, lider, alt kademe liderler geçmişte de ayrılma ve kendi partilerini kurma veyahut da hareket halinde siyasal hareket olarak bağımsızlıkları sürdürme. Bunları çok görüyoruz aslında. Şimdi burada fakat daha ciddi bir durum burada söz konusu dur derseniz yani buna katılırım aslında. İnce yani bu eskisi gibi Sarıgül'ün kendi çare Sarıgül'dür diyerek çıktığı bir çıkışa benzemiyor. Bulunduğumuz sistem sebebiyle kritik olduğunu düşünüyorum. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yine Cumhurbaşkanlığına adaylığı amacı taşıdığı için mi acaba bir parti kurma ihtiyacı ya da bu hamleyi dile getirip bir merkez yoklama ya da alan kamuoyu yoklamayı yapıp ardından harekete geçecek bilmiyoruz elbette ama bu minvalde, bu çerçeveden baktığımızda yeni küskünlerin oluşturulması CHP'ye artı mı yazar, eksi mi? Şimdi Kılıçdaroğlu'nun politikası yani biraz daha herhalde önümüzdeki yıllara göre biraz daha şekillenecek. Yıllar derken Kılıçdaroğlu seçimleri hedef alan, seçimi hedef alan bir politika istiyor. Evet. Bu konuda AKP'nin başarısızlıkları üzerine inşa ettiği bir politik gelecek ve Millet İttifakı. Bu önemli bir şey. Bu Millet İttifakı bu özellikle de yerel seçimlerde ve genel seçimlerde, Cumhurbaşkanı seçimlerinde iyiydi, fena çalışmadı. Yerel seçimleri özellikle yerel seçimlerde AKP'nin büyük gerileşine sahne oldu ve bu başarılı bir politik olarak. Şimdi Kılıçdaroğlu da işte geçen hafta yapılan bu kurultayda yeniden büyük bir çoğunlukla o neredeyse oy birliğine yakın bir şekilde başkan seçilmesi bu yerel seçimlerdeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın başarısıyla ilgili bir durum. Bunu görmek lazım. Eğer orada başarı kazanmasalardı bugün büyük bir olasılıkla Kılıçdaroğlu belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olmayacaktı. Şimdi Kılıçdaroğlu önünde son bir şans var. Ben öyle görüyorum. Bu şans kendisi de öyle gördüğünü düşünüyorum. Ondan sonra da belki de eğer başaramazsa kendisi kendiliğinden bile politikadan çekilebilir ve başkanlığı yarışı açabilir. Şimdi önümüzdeki yani bir erken seçim olur mu? Ve erken seçimin ötesinde eğer erken seçim olmazsa normal seçimlerde yani 2023 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir güçlü bir değişim yaratmayı planlıyorlar. Buradaki ben bunun şansını epey de görüyorum aslında. Fakat öbür taraftan da AKP'nin baskısını artırarak sürdüreceğine karşı bir sürü kararı da var. Bunu görüyoruz. Özellikle de İstanbul Sözleşmesi'ni başaramasalar bile onun yanı sıra sosyal medyayı biliyorsunuz. Düzenlemesiyle, çoklu baro. Evet, çok kötü söz hakkı, özgürlükler, hak ve özgürlüklerin uygulanması anayasaya rağmen baskılanıyor, ortadan kaldırılıyor. Bunu ben AKP'nin seçim politikasının bir parçası olarak görüyorum. Yani zorluklar içinde, başarısızlıklar içinde bocaladıkça baskıyı daha çok gündeme getiren bir iktidar gözümüzde var. Şimdi koşullar böyleyken Millet İttifakı bir seçim hazırlığı içinde birliğini güçlendirme ihtiyacı içinde hazırlıklarını yaparken Muharrem İnce'nin bu çıkışı ayrı parti kurmasının anlamı ne burada? Bu tartışılacak bir konudur. Aslında
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu'nu eleştiren kesim var. Parti içinde de var, parti dışında da var. Hareketsizlikle suçluyorlar vesaire falan. Fakat öbür taraftan da bir yerel seçim başarısını da görmek istemiyorlar. Şimdi İnce'nin adamları, yani İnce kalkıp konuşsa bari. Yani ben İnce'nin daha çok milleti bu konuda konuşturucu bir pozisyon aldığını düşünüyorum ve duruma bakacaktır. Duruma bakacaktır. Onun için kendisi ortaya çıkmıyor. Şöyle diyor Sayın Bursalı, yani Saygı Öztürk'ün yazısının bir bölümünü size okuyayım. Türkiye'nin gidişatından memnun değilim. Cumhuriyetin kazanımları yok ediliyor. Yeni bir çıkış yolu lazım. İttifaklarla değil, kendi partimizle birinci olmak, ülkeyi yönetmek istiyorum. Bu haliyle CHP umut olamıyor. CHP'yi bölme, parçalama söylemleri tam bir cahil işidir ifadesi de var. Yani bu yine bir kişinin söyledikleri, aktardıklarını Saygı Öztürk kendi köşesine taşımış. Yani baktığınızda hem iktidardan hem muhalefetten memnun değil. Ama mevcut sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de birlikte olmayı, birbirine benzemeyenlerin bir arada olup bir şekilde bir ittifak kurmasını gerektiriyor. Diyelim ki kurdu. Kiminle ittifak kurabilir ki? Yani... Bilmiyoruz tabii. Yani buradaki belirsizlikler üzerinde bir yorum yapmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz vesaire falan. Ben yaklaşımım şöyle dedim. Yani hükümetten memnun olmayan, tabii ki hükümetten memnun değil. Memnun olsaydı bari. Yani bundan daha doğal bir şey mi olur? İnce için ve CHP'de politika yapan birisi için. Muhalefetten de memnun değil. Aynı zamanda hem muhalefetten hem de hükümetten memnun olmayan bir sürü insan da var. Bunlarda iki tanesi de mesela AKP'den ayrılıp parti kurdular. Yani muhalefete katılmadılar ama kendi partilerini falan kurdular burada. Şuna katılır mısınız? Kararsızların oranı çok fazla. %30'ları vesaire görüyor. Yani AKP'den kopma ihtimali olan çok ciddi bir kitle var. Acaba herkes kararsızlara mı oynuyor? Kararsızlar daha seçimlere çok uzun bir zaman olduğu bir durumda fazladır. Onun için bu kararsızların sayısı azalır hızlı bir şekilde daha sonra seçimlere giderken veyahut da mesela 5 ay sonra erken seçim yapılacağı ilan edilse 5 ay içinde kararsızların %30'lardan %10'lara doğru geri çekileceğini görürüz orada. Evet. Bunun üzerinde bir şey inşa etmek doğru bir şey değil aslında. Yani kararsızları mı oynuyor diye. Kararsızların kendi politikaları, kendi şeyleri, dağılımı yeniden olacaktır oradaki. Yani var olan partilere. İnce bunlar için umut mudur onu da bilmiyorum. Tek başına yani tek başına iktidar olacak. Partiyi tek başına iktidar getirecek. Bunlar şeyler çok tartışmalı ve İçi dolu olmayan politik gerçekliklerle çok da uyuşmayan şeyler. Böyle olabilseydi eğer gerçeklerde, yani tek başına bu şunu diyor. Bana verseydiniz, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelseydi tek başına ben iktidar olacaktım. Bunun altında da böyle bir şey var. Böyle bir söylem de var, bir düşünce de var aslında. Soru şu şurada. Yani tek başına o zaman Millet İttifakı'na gitmeyecek miydi? Yani ittifak politikasını reddedecekler. %50'nin %50 ittifak tamamen ittifaklara yönelik bir seçim sisteminde ittifak yapmayacak mıydı? Yani İYİ Parti ile diğerleriyle belki de Türk seçmenlerin oylarında diğer %1-2-3 alabilecek Gelecek Partisi olsun, diğer Deva Partisi olsun, onların oynamak istemeyecek mi? Onlar ittifak yapmayacak mı? Bunlar ucuz şeyler diye düşünüyorum. Yani politik gerçeklikle çok da fazla ilgisi olmayan ama Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu ittifaklara seçmen hiç öyle düşünmüyor. Benim gördüğüm seçmen ittifak politikasını benimsemiş bir seçmen kitlesi büyük ölçüde. Bu bakımdan Kılıçdaroğlu'nun politikasının şimdiki durumda arkasında gözüküyor.
İttifak korkusunu reddeden ve tek başıma iktidar olacağım ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde de tek başıma gireceğim ve kazanacağım, farklı bir iktidar yapacağım diyen bir politikacının bence gerçekten kopuk bir durumu vardır ve seçmen dizisinde de umduğunu bırakıp bulamamasını çok yani %1'ler ve bile ulaşır mı diye düşünüyorum. Son yani sorum. Bu aşamada çok politik gerçekliğe uygun bir söylem, bir çıkmış diye ince bunları söylüyorsa. Evet. Muharrem İnce'nin bu çıkışı ya da önümüzdeki günlerde daha çok su kaldırır, çok tartışma götürecek belli. Bunun farkındayız. Belki daha önemli açıklamalar yapar birkaç gün içerisinde. Ama şuradan devam edelim. Erken seçim, yani bu emareleri görüyoruz. Muharrem İnce cephesinde DEVA'da bir hazırlık var. Gelecek Partisi ve bir ciddi anlamda da 37. kurultayda iktidarla ilgili bir hedef konuldu ve o hedefe doğru gidilecek yolun bir şekilde maddeleri de güzergahda belirlendi, şekillendi. Erken seçim, 2021'in baharında erken seçim düşünüyor musunuz, öngörüyor musunuz? İyi Parti lideri Meral Akşener bunu çok dile getirdi. Bu hareketlenmeler de bunu gösteriyor mu? Bunun emaresi midir? Şimdi erken seçim, ben ekonomistlerin, uzmanların değerlendirmelerini de dikkate aldığımız zaman özellikle de ekonomik üzerinde oynayacak kesin. Yani Ayasofya'nın herhangi bir kitleye, AKP'ye oy kazandırdığında fazladan bir oy getirdiğinde zerre kadar düşünen bir insan değildi. Bu açıldı ve bitti olay. Yani bu daha propagandasını ne kadar yaparlar, anlamsız kaçar, ağır sorunlar karşısında. Şimdi bu erken seçim meselesi çok zor bir konu. Soru şudur, yani bugün bir yıl sonra seçim yaparsın, AKP kazanır, olayları, işsizliği, şubunluğu vesaire halledecek mi? Bu arada Sayın Bursalı, geçtiğimiz günlerde bir anket yayınladılar Avrasya Araştırma Merkezi. İlk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun %30'un altına, şahsi oyunun %30'un altına doğru evrildiğini gördük. Yani bazı emareler var, buna da cesaret edebileceklerini düşünmüyoruz hani anketlere baktığımızda da. Ben onu bilmek istiyorum zaten. Yani bu Recep Tayyip Erdoğan artık AKP oyuyla özdeşleşmiştir. Yani hemen hemen birebir AKP'ye fazladan bir oy getirebilecek bir potansiyelini kaybetmiştir. Bugüne kadar ki yani kanıksanmıştır. Kanıksanmış bir lider ve başaramamış bir lider var önümüzde. Halk da bunu görüyor ve bu erime sürecektir diye ben bekliyorum. Şimdi de eğer bir yılda seçim olursa AKP kaybeder. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Onların umudu yine 2023'e kadar. Kaybettiğimiz seçime kimse girmez. Yani Erdoğan girmez. Belki MHP başkanı gelebilir ama Erdoğan girmez. Dolayısıyla 2023 yılına kadar biz bu işi toparlarız ve güçleniriz ve yeniden seçim bir kazanabilir duruma geliriz diye düşünceleri bu şekilde düşünmeleri bence hala geçerli ön planda diye düşünüyorum. Buradaki önemli olan seçim meselesinde geri taktiklerini belirtmesi, taktikleri ne oldu? Buradaki nasıl bir programla seçime gidecekler? Ben bir özellikle de Türkiye'nin dış politika konularındaki büyük yükünü içeride seçim politikası olarak kullanabileceklerini düşünüyorum. Yani bir sertlikle Yunanistan'da vesaire falan sertlikle politikalarıyla işte dış düşman gizli çevreliyorlar. Ve milli birlik vesaire falan
ön plana gelen bir seçim politikası izleyeceğini düşünüyorum. Yani umarım Türkiye'nin kaotik bir duruma düşmez. Bunların seçim kazanma politikalarına bir baktığımız zaman belleklerinde veyahut da defterlerinde en önemli konu 2015 seçimleridir. Haziran'da seçimi kaybettiler, hükümeti kuramayacak duruma düşürdüler, düştüler. %42 oy alabilirler biliyorsunuz orada. Ve büyük, Türkiye büyük kaosa sürüklendi. Ve 2000 bombalar patladı, kitlesel katliamlar oldu. Orada hendek savaşlarını uzun süre yaşadı. Ve arkasından yapılan Kasım seçimlerinde de yine 49,5 gibi bir oyla seçimi aldılar. Ve tek başlarına hükümet kurdular. Bu onların hafızasında en önemli bilgidir. Ben böyle bir ortama denk düşen bir politikaya başvuracaklarını varsayıyorum ve seçime o böyle bir ortamda yeğleyeceklerdir diye düşünüyorum. Evet. Sayın Bursalı, yayına katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar Fatma Hanım. Teşekkürler davetiniz için. Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle.